Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle, Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı haftalar. Hayırlı haftalar. Eskiden TRT radyo, eski dönemlerde radyocu böyle skeçler falan vardı. Siz hatırlamazsınız. Hatırlarım tabii. Ben radyo tiyatrosunu falan da hatırlarım. Hatırlarsınız değil mi? O zamanlarda böyle arkası yarımlar falan tabii. Vardı. Böyle gizligahta böyle mikrofondan beklersin falan. Yine Keri, Madem bilmem ne falan. Bir de yabancılar vardı. Bir de kapı sesi olurdu. Yani, evet kapı doğru. Böyle. Evet bir de böyle çok suni kapıya vurma sesleri olurdu. Tak 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 diye. Tabii. Belli ki orada şeye vuruyor adam konuşurken. Ondan neyse burada saygıyla iade edelim. O eski radyocuları falan da şey yapın. Radyocu deyince aklıma o geldi. Bir de sen böyle o şey gibi bizim Sayın Bakan Işıkhan nasıl konuşuyor abi? Sezen Cumhur Yönal gibi. Sezen Cumhur Yönal evet. Evet, evet. Buradan, buradan kendisine selam olsun. Selamlarımızı iletelim. Sezen Cumhur Yönal'dan Sayın Işıkhan'da benzeterek buradan da gündeme siyasete buyurun. Bakana ilave ettim şey. Tamam bakandan da alayım ben o zaman kamu. Kamuya devam edersin. Kamu deyin. Doğru. Kamu dedikten sonra da kamuda tasarruf tedbirleri evet. Diyeyim. Şimdi haftaya hızlı başladık. Hadi bakalım. Hızlı başlamamızdaki kastım şudur ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Maliye, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'le birlikte kameraların karşısına geçti. Evet. Dediler ki tasarruf yapıyoruz. Bu böyle gitmeyecek. Bir dizi tedbir açıklandı. Yani ana hatlarıyla şimdi çok daha taze olduğu için bilgiler. Tabii. Onu gün boyu uzmanlarıyla tabii. Değerlendireceğiz uzun ama. Uzun konuşulacaktır doğru. Yani şöyle düşün Hikmet abi. Kamuda yabancı menşeli araç alımının durdurulmasından tut da yeni bina kiralanmasının engellenmesine kadar. Evet. Geçici görevlendirmelerin, yurt dışı görevlendirmelerin elzem durumlar dışında kaldırılmasına kadar. Evet. Yönetim kurullarının üyelerine ödenen ücrette üst sınır getirilmesine kadar. Evet. Çok geniş yelpazede ve hiçbir istisna olmaksızın. Ben çok severim o lafı. Bila istisna. Bila istisna. Kamunun tamamında uygulanacak olan bir dizi tedbir ki bu tedbirlerin rakamsal karşılığını da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet. Sen ne kadarını takip edebildin ben, bilmiyorum. Evet kısmen takip ettim. Ama bence çok isabetli, çok da doğru tespitler ve doğru kesinlikle. Adımlar. Şu cümleyi de çok önemsedim. Girizgahta Sayın Şimşek, Bakan Şimşek yani bu daha önce hiç tasarruf yapmıyorduk da diye bir bunu yanlış anlaşılmasın dedi. Daha önceki yapılan tasarruflar, o tedbirlerde unutmamak lazım. Bu zaten çok uzun süreçli bir sıkılaştırma pozisyonu, daha doğrusu kamu harcamalarını kısma hareketi var, başlamıştı. Fakat tek tek, kalem kalem, işte dediğim gibi araç alım satımları, kamu binalarının kiralanması, kamu binalarının yapılmasından tut da, hatta işte resepsiyon ve kokteyllerin tanıtım giderlerinin yurt dışı harcıraları, araçlar bunlar çok kıymetli, önemli tabii, çok büyük şeyler. Bu sabah da işte sözcü ayar vermiş, işte bunları kısıtlayın falan diye, ki çoğu var. Ya o geldi benim de dikkatimi evet. O çekti. Ya bunların manşetini aynı yerden atıldığını söyleyebilirim sana. Evet. Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri. Manşetler belli ki ortak bir akıl üzerinden gidiyor. Fakat bir şey dikkatimi çekti Hikmet abi. Madem öyle sen girdin meseleye, oradan devam edelim. Cumhuriyet gazetesi. Verebilir misiniz? Yoksulu bırak, zenginlere bak. Manşet bu. Evet. Manşetin üstünde bir şey var. Sabah sabah beni bir gülme tuttu. Açıklanacak tasarruf paketini göstermelik bulan ekonomistler. Bak. İfadenin kendi içindeki çelişkiyi bir kere daha söyleyeyim sana. Açıklanacak tasarruf paketini göstermelik bulan ekonomistler. Açıklanan demiyor. Tabii. Açıklanacak diyor. Bu ekonomistler ne menem ekonomistlerse daha açıklanmadan paketin göstermelik olduğunu anlamışlar. Bir de isim yok var ya. Yani çok
Vallahi bu şark kurnazlığı. Yani ben gerçekten Cumhuriyet okurları için üzülüyorum. Orada oturup masanın başında öyle keyfi yazdıkları yazıya bir de ekonomistler diyen, tabii, adı sanı belli olmayan hayali, tabii, kahramanları, tabii, da uydurup, tabii, kendileri işin içinden sıyrılma gayretindeler, tabii, ya. Açıklanacak tasarruf paketini göstermelik bulan ekonomistler. Kim diyorum ekonomistler? Bakıyorum, isim yok. Şimdi zaten bizim derdimiz bu değil mi hocam? Yani biz sadece bu tırnak içerisinde muhalif olan medyanın muhalif olmasına, salt muhalif olmasına karşı değiliz. Olmasınlar da. Var mı öyle bir iddiamız? Yok. Senin benim var mı öyle iddiam? Yok. Çıkalım. Adamla bir tanesi, bir arkadaş dostumuz bir aradı. Eski dostumuz. Sen sabahleyin kalkıyorsun da orada bir boks antrenmanı yapar gibi dövüyorsun. Dedim ya, kim nereden dövüyorum? İşte her sabah çıkıp bilmem. Ya her sabah böyle saçmalarsanız, daha tabii ağır bir ifade kullandım. Her sabah böyle sıvarsanız ben de bunu göstereceğim. Ama aynı yere geliyoruz sevgili Özgök. Yani ne değişiyor? Abi bir şey değişmesine gerek yok. Hani bazen yazılarımıza itiraz edenler var ya. Abi zaten hep böyle yaptınız böyle. Hep aynı şeyi söylüyor. Ya arkadaş, anlatamıyorum galiba. Şimdi sen burada bir tasarruf kalemlerine bahsettin. Tabii. Bunun bir teknik şeyi var. Bizi aşan mesela. Bütün Türkiye'deki toplam fotokopi makinesi şu kadar. Alt alta koydum şu kadar milyar lira ediyor mesela. Depreme harcanan o ekstra yükün yarısı çıkıyor mesela. Fotokopiden değil, şimdi kesmesinler orayı. Toplamından bahsediyorum. Hı. Araç kirası, kamu binaları, işte yurt dışı gezileri, oradan buradan tasarruf yaptığın zaman tak bu bütçeye ekstra, hani beklenmeyen bir gelir gibi dahil oluyor ve güzel bir şey oluyor. Netice güzel. Şimdi buradan veyahut da onlar nasıl düşünüyor? Onlar zaten postalcı, yani Cumhuriyet darbeci bir gazete. Onu geç onları şimdi. Bana martaba bir fotoğraf koyacaksın, iki tane mavi göz. Biz buyuz. Yok, geç onları. Ya, hikayeleri geç. Palavraları. Ya en büyük şeyi onlar yaparlar. Darbe kışkırtıcı zamanında. Ama en büyük darbeci kendileridir. Yani değiliz derler ama öyledirler. Şimdi ne dedi? 27 Mayıs hareketi. Yani bu tarihe geçen bir cümleydi. Yani bunu, ya bunu mu yakaladınız? Bu 1-3-5 değil be hocam. Yani bu sürekli. Şimdi burada mesela şöyle diyebiliriz. Yetmez. Biz şöyle bir tahmini bir rapor aldık. Evet. Şeyin dediği gibi fotokop makinesini yazmış Zarif Seyrek. Liyakatçı var ya, nepotist. Demiş ki bir fotokop makinesini kısıtlamakla bu iş olmaz falan filan. De ki sen eline geçirdin bunları. Biliyor bu önceden. Bugün Mehmet Şimşek açıklayıncaya kadar detay detay biliyor muydu? Biz bilmiyorduk ama. Biz bilmiyorduk. Cumhuriyet gazetesi biliyormuş. Hiç hatta Cumhuriyet gazetesinin ekonomistleri biliyormuş. Ha. Kimse o ekonomistler. Benim kavgam da biraz önce, hani tekrar etme meselesi üzerinden gidiyoruz. Kavgamız da şu. Kimseyi de burada medyada, burası ring değil ki. Adamı kimi dövüyoruz biz? Ama böyle saçmalarsan, bu kadar kötü manşetler atarsan, akıl mantık dışı konuşursan, yazarsan, bizde bunu okuyan bir kitle var. Bizim derdimiz senin öyle kendi kendine eğlenmenle alakası yok. Sen bir şeyleri etkiliyorsun bu toplumda. Hani gözler dönüyor. Yumuşama siyaset diyorlar. Hani siyaset yumuşuyor. Yumuşamasını istemiyoruz. İşte bunu bu hale getiren sizsiniz. Sizin yetiştirdiğiniz andavallar onlar. O andavalları siz yetiştiriyorsunuz böyle. 27 Mayıs hareketi yazacağım. Evet, ötekine ne dedin? Ekonomistler sevmedi bunu. Hangisi bilmiyorum. Uyduruyorum. Onu da bırak. Hangi paketi? Belli, o da bilmiyorum. Değil. Belli değil. Şu gazete açıklanacak en iyimser tahminle pazar günü saat 17 sularında falan baskıya girmişti. Çok yani. Basit, çok kısa bir örnekle bitireyim. O da şu. Nedir bunların yaptığı biliyor musun? Benim kızım çok küçükken yaptığı harekette hiç farklı değil. Yani 5-6 yaşlarında bir şey. Çok faydalı bir gıda diye önüne koyup veriyorsun. Yemiyor. Her defasında bir bahane çıkartıyor. Tabii o daha yaramaz gıdaları, çocuklar severler ya. Doğru. Dedim bak, bu çok güzel bir şey, yemek. Hı. İşte bunda şöyle şöyle vitaminli ve çok besleyici bir şey. Ve çok güzel bir şey. Bak, bir tadına bak dedim. Bakmadan şu ifadeyi kullandım. Sevmeyeceğim dedi. Çocuk bu. Yani baksam da sevmeyeceğim. Evet. Yani o ön kabul ne? Yıllar boyunca bu espriyi yaptım yani. Ön kabul şu, sevmeyeceğim. Yani ne kadar ben çikolata varken, şu varken bunu yemeyeceğim.
Şimdi bu, bunların da bundan farkı yok yani. Ve bu kafayla giden bir anlayışları var. O yüzden bizi öyle arayıp da mesaj atıp da bilmem neyle, yok orada sabah akşam adam dövmeye çalışıp tokatlıyorsun, öyle bir derdim yok ki benim. Böyle saçmalarsan Cumhuriyet ve sürücüde olduğu gibi. Veyahut da çıkıp da liyakat liyakat deyip de kaynını, bacını, şeyini, kayınbiraderini, enişteni oraya buraya atarsan. E ben de sana dedim ki yani sen yaptığın ne? Madem öyle dedin de bak. Sen geliyorsun konuları. Şimdi ama öyle ama. Yüzyılın torpili. Bak dalga geçmiyorum. Yüzyılın torpili. Evet. Geçen haftamızı olduğu gibi CHP'li belediyelerin nepotizm denilen akraba kayırmacılığından, bacanağından, baldızından, yeğeninden, kuzeninden nasıl böyle nüfuz ettiğine ayırdık. Evet. Tek satır yazmayan sözcü, evet. Efendime söyleyeyim, dekan hanımefendinin kızı, hiç o da hiç etik değil, o evet. Kadroya müracaat etmiş ve kazanmış. Oradan milletvekili olan hanımefendinin bir yakını için o atama işlemi bozulmuş, bilmem ne olmuş falan filan. Bak, çıkarttıkları fırtına tabii. Bir bardak suda yüzyılın torpili. E ne oldu? Şimdi, geçen hafta bir hafta boyunca anlattık. Hala da anlatmaya devam ediyoruz. CHP'li belediyelerin bacanaklarını, baldızlarını, kayınbiraderlerini, yeğenlerini nasıl ve hangi pozisyonlarda görevli? Hatta belediye başkanlarıyla da sınırlı kalmıyor. Gazetecilerin, yani Deniz Zeyrek'in abisinin, biz solukta söyleyeyim, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olması. Ataşehir Belediye Başkanı'nın eşinin, efendime söyleyeyim, Çekmeköy'e bilmem ne yapılmış olması. Böyle korkunç bir... Ve yani bu sadece İstanbul'la kısıtlı değil. Değil. Yani sadece şu şehir değil. Kırşehir'de belediye bırakma. Başkanı iki tane başkan yardımcısını, iki. Biri bacana, biri kayınbiraderi yapmış. Tamam. Bayağı aile şirketi aile. Yani. Şimdi bak adam yazmış mı işte, bak buna da karşıyız mesela şu. O, ya doğruysa eğer bu da hiç etik değil. Bravo. Hiç doğru değil. Ne demek? Bravo. Dekanın kızı nasıl kazanır abi? Aynen. Şimdi yüzyılın torpili. Bak çok önemli. Yüzyılın torpili. Kim bu? Veli Toprak. Abi işin kötü tarafı şu. Bana kızacağınıza, bize kızacağınıza. Yani medya kritik yapıyor. Medya kritik yapıyorum abi. Kimseyi dövmüyorum. Sadece mantık arıyorum. Akıl arıyorum. Bir de kendi penceremiz var. Sevmezsen izlemezsin. Biz kendi penceremizden anlatmaya çalışıyoruz. Ne bir senin pencereni görmüşseniz buğulu bir şey. Ben anlamıyorum onu. Ben kendim anlatacağım. Peki bu yüzyılın torpili atıyorsun da. Dedin ki kaynı bacana falan dedin ya. Ya haftalarca en sonu bıraktılar. Yani bizim tırnak içerisinde yandaş medya şeyi bıraktı. Takibi bıraktı. Çünkü ben de yazayım dedim, biliyor musun? Bugünkü yazım bu olmayacaktı. Nepotizm yazayım dedim. Bir yazdım. Şimdi çok ben yazmadım zaten. Copy paste yaptım. Yok, köşeye itiraf ediyorum. Copy paste yaptım. Konya, İstanbul, aşağıda aradım dedi, bana gönderdim haber merkezinden. Ana bir baktım 10 tane değil 100 tane köşe lazım onun için. Detayları da vereceğim. Sığdıramazsın yani. Ya ben zaten vuruş sayın yetmez. 1500-2000 yapacağım ben zaten, tamam. Kısa yazıyorum. Lan dedim nasıl anlatacağım ben bunu? Yani o kadar kaynana, o kadar enişte, yenge, kardeş, biraz o kadar çok şey var ki. Doğru. Ha şeye benzedi bu daha önce. Hani var ya taciz tecavüz. 1-3 bir pıtrak gibi böyle. Sabah erken kalka bir dakika bende de oldu falan diye. Onun gibi ucunu kaçırdı adam. Bizi baktığım yandaş medya bırakmış. Çünkü liste artık kastiyi kaplıyor. Şimdi utanmaz adam. Bak mesela bak. Derinize de kızmayacaksınız lütfen. Utanmazlık böyle bir şey. Ne diyor? Fotokopiden değil saraylardan tasarruf. Şimdi hat bildiriyor mesela. Daha önce de şey ya zaten o abim zaten siyasetçiydi. Benden ne alakası var? Belki herkese var. Şimdi bu yüzyılın torpili diye atıyorsun bunu. Şeye de kızmıyoruz. Hani tamam bahsetmiyorlar. Hani CHP'ye dokunmasın, halel gelmesin, zarar gelmesin diye. CHP'nin bu nepotizmini dile getirmiyorsun. Anladım. Da bari mevzu hiç görme. Aynen mezarlığın yanından geçer gibi elini cebine sok. Havaya bak, ıslık çal. Yüzyılın torpili. Yani ya, diyeceksin. Ya Veli ya, Toprak ya. Yüzyılın, ya. Elin saf ya. Yüzyılın nepotizmi. CHP tarafından ilk defa icra edildi. Değişim bu mu? Çünkü değişim şart ne? Nepotizm. Ondan sonra Kemalizm, nepotizm, adlanmacılık.
Nedir abi ya? Yani o bunu hangi yüzle atıyorsun ki? Hadi bahsedemiyorsun anladık da. Hangi yüzle böyle bir şey atıyorsun? Ha bir daha söyleyeyim bak biz sizin gibi değiliz. Oradaki fotoğraflardaki akrabam olsa tanımam. Aynen öyle. Bak tanımam dedim. Hak, sen, hukuk orada. Sende o yürek yok söyleyemezsin. Göz ardı edildiyse. Ama utanırlar mı? Hayatta utanmazlar mı hocam? Yüzyılın torpili yazmış buraya. Ya bu nasıl süfli bir gazeteciliktir ya. Bir cümle kurun da yazın. Arkadaş ey İzmir'de şu oldu. Manisa'da bu oldu. Uşak'ta şu oldu bu oldu. Hiçbirini görmedik de. Yüzyılın nepotizmini Bursa görmedin ya. De. Bursa düşünse bunu, yeğenim daş mı yesin daş diyordu yesin. Yani. Hiç umurunda değil abi kimse. Allah Allah. Bu kadar yetiyor onlar için bu hocam. Ya, ayıp değil mi? Ya, ya yok. Şeyini, okuruna ayıp değil mi? Yani bu okuru aptal yerine koymak değil mi? Şimdi o ya öyle bir şey yok. Şimdi iyi anlaşıyorlar. Kızmayın sakın. Bak buna da bozulmayın. İyi anlaşıyorlar. Adam hala bunu alıyor. İnternet sitesinden haberleri takip ediyor. Biliyor ki ben sözcü okudum. Hani var ya meşhur benim sözcü okur ediyorluğumda. Bak bak. Bakın Hikmet Bey. Erdoğan Türkiye'yi sattı diye şöyle yaptı bana. Açtım böyle bir sözcü. Dedim nerede yazıyor dedim. Böyle sattı böyle yapıyorsun ya. 10 dakika konuştu. Hiçbir şey yok. Bilmiyorum ama kötü bir şey. Yani Erdoğan kötü bir şey. Şimdi böyle bir kitleyi oluşturabilmen için doğru. Bunu yapman lazım. Doğru. Doğru. Hani adamları ahmak yerine koymayı onlar bırak. Onlar da hala 100 yılın torpilinin tabii. Konya Teknik Üniversitesi'nde yapıldığına inanacak. Oysa ki CHP'li belediyelerin şimdi sen bu işe yaramadı mı dakika zannediyorsun? Bir gol bir. Doğru çok işe yaradı mesela doğru. Şunu okudu ya. Mesela o Cumhuriyet teyze sabah gözlüğü koydu. Benim öteki madde eski komşum. Ya görüyor musun? Dedi. Allah'tan onu değil ama o şimdi beni de bildiği için o biraz mesafeli. Onu durdurduk. Nasıl çıkartıyor? Hangi birini durdurdu? Çıkartıyor. Ayşe Hanım duydunuz mu? Bakın işte bu AKP böyle. Bak bu da türbanlı yüzün torpili yapılmış. Teyze Kadıköy'de akrabalı tahlukat orada. Tüm akrabalar orada. Balıkesir'den Nevşehir'e. Kaynı da orada. Duydun mu? Deniz Yeren'in abisi bile orada. Ama bak bunu okuyunca teyze bir bilgi edinmiş olmuyor. O yüzden okurlarına hakaret etmeden söylüyorum. Bilgi edinmiyor sözcü okuru. Tatmin oluyor. Sabahki dozunu alıyorsun. Sabah AK Parti, AKP ve Erdoğan dozunu almamız lazım. Toplum çay içiyorlar. Güzel bir espresso. Latte. Caramel macchiato. Italiano mangiare. Oturuyoruz hep beraber. Aa bak yüzlü torpili. Hadi hep beraber kızalım. Öf diyelim. Sonra bir de halk aç aç ya. Bir de bunu okuyalım mesela. Teyzelerin çok özür dilerim. Şortlarını bir araya getirsen 1500 dolar. Tamam mı? Bir de o durum da var yani. Hani diyor ya. Ama hayat okur. çok zorlaştı. Tabii. Çok zor. Çok bir de bir tane Louboutin çanta bilmem ne çıkıyor teyzem. Kıyafet 10 bin dolar. Diyor ki ya millet aç. Ya bu ne bir gerçek var? Çünkü böyle maaşlatacaksın onlara. Yani o teyzeyi o sabah. Teyzeleri falan yanlış anlamayın. Yani bir metafor kullanıyorum. Mutlu edeceksin onları hocam. Ve mutluluğun şeyi bu. Yani buradan geçiyor. Onlarca, yüzlerce, 15 gündür, 20 gündür çırpındık dedik, şaşırdık. Ne oluyoruz? Hani liyakat falan o. Bu yeni mi? Şu Bursa işi yeni mi Yeliz? Tamam. CHP Parti Meclisi üyesi Bedirhan Berk Doğru'nun kardeşi. Ozan Doğru çok hızlı geçiyorsunuz ya. Okuyam. Denizli Büyükşehir Belediyesi. Oho. Sözcü yazarı. Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yalçın Işık Yıldız'ın eşi Pınar Işık Yıldız Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevine atanmış. Üstün liyakatı sebebiyle. Ama yüzyılın torpili o şeydeki Konya Teknik Üniversitesi'ndeki. Hadi bir okuyayım bir tane daha verelim. Hani madem öyle çok hızlı geçince ben, hocam, ben yazamadım okumakta işte. Zorluk çektim. Yüzden... Bedirhan Berk Doğru'nun kardeşi Ozan Özgür Doğru Şişli Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş liyakat sebebiyle. Değil mi? CHP bu. Yani Allah şimdi, Allah. Şimdi bunları hiç görmeyeceksin. Şimdi sen bunu okuyorsun ya. Diyorum ya sözcü zehirlenmesi diye bir yazı yazdım ben. Sözcü? Zehirlenmesi. Şimdi bununla mesela şunu aldık. Şu bilgini aldık hocam. Bak. Ve Bağdat Caddesi'nin sahile Caddebostan'a ineceksin. Tamam. Orada Zeyir sahil tarafında adalara bakan geniş balkonlu bir evde oturuyorsun. Şapkalarımıza giydik havada güzel bir şey var.
Orada koyduk, sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Sözcü, bir gün, evrensel ve cinsel. Alıyorsun bunların hepsini, bir araya koyuyorsun. Bak görüyor musun AKP ne yapmış? Bak gördüm. Aman Allah'ım. Görüyor musun? 100 yılın torpili. Hem de 100 yılın. Çekerim. Ol. Hadi bu akşam gün gidelim de Kadıköy'deki meydanda bir at dökümüzü ziyaret edelim de mutlu olalım. Baba ne alakası var bununla bilmiyorum. Biz şu anda aldık dozumuzu. Yani o günkü gazı, yani o günkü hocam bu şey gibi, eroinman gibi düşün. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Dozu alamayınca sözcüğüm yok falan. Bunu okuyorsun. Medya zaten 3 maymunu oynuyor. Bir de o var ya. Torpil. Ya bir de o var abi. Ya ben bugün hakikaten sözcüğü sabah İşçiler ölüyor. Elime aldığımda bir de böyle yürüyüş yaparken okuyorum. Hal böyle olunca yani bir taraftan böyle faydalı bir en azından bedensel anlamda işe yarayacak bir eylem hayata geçirirken bir taraftan da zihinsel anlamda eğlenceli bir aktivite olsun diye Sözcü gazetesi okuyorum. Şimdi çok güzel oldu. Bu ambiyans da güzel oldu. Reji ekibi elinize sağlık. Yani bu büyük ledimizin üstünde 100 yılın torpil. Şimdi senin arkanda kaldığı için görmüyorsun. Tabii, ben görüyorum. Arkadan görüyor musun? Tamam, harika. Uzakta kalıyor ama tamam. Görüyorum. 100 yılın torpili sabit duruyor yukarıda. Budur. Altta o CHP'nin akraba kayırmacılıklarının belgeleriyle ortaya çıkışı. Ama işte Sözcü gazetesi yazdığı kısım sadece kıymetli okurlarımız, kıymetli seyircilerimiz, Sözcü gazetesi yazıyor ya ortada. İşte o sadece yukarıdaki haberle ilgileniyor. Aşağıdakileri Sözcü gazetesinde bulma şansınız yok. Hiç de olmadı. Tabii. Dolayısıyla o noktada da biz en azından faydalı bir iş yapmış olalım. Keşke bu hep böyle kalsa. Herhalde bu mevzuda bayağı takıldık kaldık ama keşke sadece burada kalsa. Biz bunları zaten söylüyoruz. Yani halk da her şeyi biliyor. Netice tabii o Sözcü zehirlenmesi geçirenlerin panik ataklarını takip etmek amacıyla dozlar verilmeye devam edecek. O başka bir hadise. Ama burada kalmıyor işte. Biz niye diyoruz? Hı. Aynı hassasiyeti ya da benzer bir şeyleri de insan hayatı içinde söyleyin. Onu da yapmıyorlar. Yani bunlar sadece böyle ahlaksızca, hayasızca manipülasyon yapmıyor. İnsan hayatına dair daha da kötü. Yani edepsizce yaptım bir haber. Geçti gitti. Koydum bir tane dezenformasyon. Konuşsunlar bakalım diyor. Şimdi. İşte bu yargı paketiyle bunun önüne geçme gayreti evet. Paçaları tutuşturmuş. Ama sen sadece orası bir eğlence mekanı, bir gece kulübü. Efendim, ölenler de işçi olduğu zaman haber değeri görmüyorsun. Ve CHP sonra, sınırları. CHP dokunuyor. Yani onun ruhsat verdiği, CHP'li bir ismin ruhsat verdiği bir yerden bahsediyorsun. İşte bu ahlaksızlık sınırı buraya kadar gelmiş durumda. Teleferiğin can aldığı. Kabin can aldı diye yazıyorsun utanmadı. Kabin can aldı. Niye? Çünkü CHP var o şeyin içerisinde. Kapatalım şimdi. Bu sınır burada. Yoksa aşağı tarafta hayatın torpili. Peynir kaç lira kaldı? Hadi baloncuk yapalım. Atatürk'ü konuşturalım. Oo Türkiye öldü. Ben böyle bıraktım. Teyzeler eğlensinler. Bak Cumhuriyet teyzelerine eğlenmeye ihtiyacı var. Ama bak Cumhuriyet teyzeleri... Ama ahlaksızlık çok daha dipte. Paçalar tutuşmuştan kastım şu, madem öyle. Edepsizlik. Sözcü üzerine bina ettiğimiz bir program olacak ama... Bir de medyada 3 maymun dönemi başlıyor diye bir haber var yine bugün birinci sayfasında evet. Sözcü gazetesinin. Mesele ne? 9. yargı paketi. Heh. Tamam. O 9. yargı paketinde yeni tip casusluk adı altında etki ajanlığı düzenlemesi de var. Hani 5. kol faaliyeti diyoruz ya abi. Yani yapılmak istenenin bir takım tırnak içerisinde dış minnaklar tarafından etki ajanları marifetiyle yapıldığını şu geçtiğimiz 10 yıl içinde ziyadesiyle yaşadık. Tabii. Neler tabii, gördük tabii, neler geçirdik. Tabii, tabii. Yani düşünsene abi Amerikan bayrağına sarılıp yatıp mesaj vermeye çalışan i̇şte vatana ihanetten hüküm giymiş adına gazeteci denen isimler vardı. Can Dündar ya hiç evet. Karnımdan konuşmaya gerek yok. Kimdi Can Dündar? Amerikan Cumhuriyet tıyneti işte. Tabii canım Cumhuriyet'in genel yayın yönetmeniydi ya. Ve Cumhuriyet gazetesinde tabii. Bu dünyanın her yerinde milli güvenliği tehdit edecek unsurlar kırmızı çizgi iken bunu rahat rahat göğsünü gere gere haberini yapıp daha sonra bunu ikrar edip yani bu haberi öyle her yerde de yapamazsınız deyip Almanya Cumhurbaşkanı'nın karşısında Murat Çiçek'i buradan saygıyla selamlayalım. Lahmacun gibi ikiye katlanıp tabii. Aynı zamanda da kıymetli seyircilerimizin görmesi için de ekrana verebilir miyiz lütfen?
Amerikan bayrağına sarılmak suretiyle ilgili yerlere, sahiplerine mesaj gönderen bu ismin mesleği gazeteci olarak geçiyordu. Ve çok saygıdeğer bir Cumhuriyet gazetesi. Saygıdeğer bir abi canım. Cumhuriyetçi, çok etki çağdaş. Ajanı değil mi bu? Şimdi, işte bu etki ajanlarına hak ettikleri cezanın verilmesi için sen bu 9. yargı paketiyle ilgili bir endişe duyuyor musun Hikmet abi? Niye duyacağım? Kişisel olarak, çünkü sen de gazetecisin. Abdestimden şüphem yok ki. İşte mesele bu. Şimdi mesele çok basit aslında. Hatırlar mısın bu sosyal medyada yalan haber, dezenformasyonla ilgili bir düzenleme yapılmıştı. İlk ortaya çıkıp da bas bas bağıran yine bunlardı. Şimdi mesela bak diyor ki yalan haber yapanı, yalan haber yayanı yakacağım. Etki ajanlığı yapanı. Cümle bu. Etki ajan. Bak bu etki ajan. O zaman şu. O zamanki diyorsun. Tabii, evet. Yani haberi yalan yaptın. Ve yaydın. Dünyadaki en alçakça olan şey değil mi? Yalan haber yapıp. Değil mi? İnsanları karalamak. Haysiyet cellatlığına soyunmak. Bir amaç, bir şey uğruna her neyse. Yalan söylemek. Ya yalan, ya yalan. Yani bu bitti. Bunun savunacak tarafı var mı? Yok. Peki o zamanlar hatırlıyorum. Yine Sözcü, Bir Gün, hep yine bunlar. Ve artı CHP. Bunların tabii siyasi uzantısı. Bu da bunların medya uzantısı. Ve CHP. Vallahi kılıç çıktı sabah akşam. Vay efendim. Sansür yasası bilmem bravo. Ne. Artık medya özgür değil. Medya, konuşan medya. Bizi susturamazsınız. Yok sayfayı boş basarız. Sustuk. Arkadaş sustu demiyoruz sana. Yalan söyleme. Bak. Abi, ya cezayı ne zaman 28 dakika oldu program başlayalı. Biz 28 dakikadır susturuluyor dedikleri medyadaki yalanları konuşuyoruz. Evet. Bu nasıl susturmak ya? Ve onların şey korkusu ne biliyor musun? Aslında ben öyle ifade etmiştim o zaman. Yani yalan ve dezenformasyonla mücadele sosyal medya mecralarında özellikle bu tür fitne fücur hareketlerine karşı devlet diyor ki yalan söylemeyeceksin. Doğru bir şey varsa koy dokunmam ama yalan olmayacak. Ve bile isteye de bunu yaymayacaksın. Dedim ki bunlar şunun için itiraz ediyor. Biz artık istediğimiz gibi yalan söyleyemeyeceğiz. Kavga o. Yoksa biraz önce sordun cevap verdim. Sen zaten hani yalan haber yapmıyorsan. Abdestinden şüphen yoksa ki bunlar abdesti anlamazlar. O da bir de öyle bir benzetme de onlara iyi gelmeyebilir. Ama adam yalan artık eskisi kadar rahat yalan söyleyemeyeceğim, milleti kandıramayacağım diye ağlıyordu o dönemlerde. Şimdi diyor ki bir sürü fonlananlar var. Değil mi? Evet. ABD'den, Almanya'dan, Avrupa'nın farklı ülkelerinden tırnak içerisinde Avrupa-Türkiye ilişkileri bilmem ne resmi fonlanan bunlar. Bunlar biliyorsun o yüzden rahat rahat gösteriyor göğsünü yere gele. Ruşen ben, Çakır var mesela. Hani sadece şey o değil. Bazı şeyler de var. İnternet siteleri var. Haber siteleri var. Aynen öyle. Bunlar fonlanıyor. Ve illegal değil. Diyor ki bilmem ne kanuna göre yurt dışından Avrupa-Türkiye işte kültürel etkinlikler bilmem ne programı dahilinde Avrupa fonunun içerisinden diyor ki ben gönderirim. İleri para gönderiyor bunları. Ki bence yanlış. Bak Rusya bu işi halletti. Niye biz yapamıyoruz onu bilmiyorum. Fonlanmayacak arkadaş. Ne? Medyayı niye? Olur hocam sen diktatöryel bir vallahi bu konuda ne dersiniz? Bence özellikle medya. Hele günümüz medyasından söz ediyorsak. Dedim ki Rusya örnek. Doğru bir örnek. Rusya'nın yaptığı gibi dışarıdan fonlanarak bir adam yazmamalı. Yani arpası Almanya'dan gelen bir adamın Türkiye'de yazmasını etkileyici olarak görüyorum ben. Peşin söylerim ben bunu. Bu memleketin ne kadar hayrına yazar o tartışılır yani. Artık çünkü şey de yok ki eskisi değil ki gazete çıkartmak değil bir şey ki herkesin bir sosyal medyası var, bilmem nesi var. Fonlanmadan da etkileşim olabilirsin. Sosyal medyayı biz de kullanıyoruz. Yüz binlerce takipçimiz var oradan da yazabiliyoruz her şeyi. Senin fona ihtiyacın var, var demek ki. En son biliyorsun 10-15 milyon liraya kadar rakamlar çıkmış tabii, yüksek rakamlar. Tabii. Şimdi sen bunu diyorsun ki işte efendim etki acı. Ya ne gibi sıkıntın var senin? Üç maymunu oynayacağız diyor. Patır patır burada ülkede biliyorsun. Hatta geçenlerde İçişleri Bakanlığı bir uyarıda da bulundu. Hatta Milli İstihbarat Teşkilatı da bu uyarıda bulundu. Birçok kişiye, vatandaşa ki geçenlerde oldu mesela Mossad ajanlığı bilerek veya bilmeyerek yüklemişler. Aynen öyle. Bak vatandaşa kadar inebiliyor bu işler. Hele sen gazetecisin. Kamuya daha geniş alanlara ulaşabiliyorsun. Tamam. Ya mesele başka, dert başka. Sen orada aslında bakarsan manşeti verdin. Benim zaten abdestimden
şüphem yok ki namazımdan şüphem aynen olsun. Hal böyle olunca rahatsız ediyor. Yazdıklarının etki ajanlığı kapsamında olduğunu bilenler bu etki ajanlığına ilişkin düzenlemeden endişe edip kesinlikle bunu da medyada 3 maymun dönemi başlıyor. Duymadım, konuşmadım, görmedim diye deforme edebilirler. Yani ti niyetleri de uygun. Amacı da anlayabiliyoruz tabii bu sayede. Yani zaten işleri yaptıkları iş olduğu için onlara dokunuyor. Eyvallah. Peki tamam, yeterince vakit kaybettik zaten. Evet. Bunları bilelim önce de. Yani bugün gene gündemde bir sürü aslında şeyler var. Var var abi. MİT sabah yine tam isabet. O da geldi. Şimdi bu tasarruf tedbirleri falan diye araya kaynasın istemem. PKK, KCK, HPG sözde konsey yöneticilerinden. Adamın fotoğraflarını gördüm. Bu terörist elebaşlarıyla bir sürü fotoğrafı var. Mesela şu anda ekranda. Bir diğerine geçelim arkadaşlar. Mesela değil mi? Bir tane daha verin. Ondan sonra devam edeyim. Kimmiş bu? Aa bak, bu tek fotoğrafıymış. Bak. Abi acaba bunların yüzünde meymenet olmaması tesadüf müdür ya? Ya terörist ya abi, yani. Şevger Çiyakod adlı Sedat Aksu. MİT'in Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmiş. Evet. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Bu artık mutat bir haber oldu. Ama tabii ki her zaman için desteğimizi onlardan esirgemeyiz. Halk olarak, millet olarak da arkasındayız. Aynen öyle. Her şeye rağmen, hepsine rağmen. Efendim, şimdi gelelim. Hep izlemeye devam ediyoruz. Gelelim, haftaya dedik ki hareketli başladık diye. Bugün Ankara'nın önemli bir konuğu var. Evet. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis geliyor. Mitsotakis geliyor bize, hadi bakalım. Mitsotakis geliyor. Oldukça kapsamlı bir programda ağırlanacak. Nedir? İkili ve heyetler arası görüşme. Ardından ortak basın toplantısı. Sonrasında konuk başbakan onuruna resmi akşam yemeği verilecek. Sayın Cumhurbaşkanı misafir edecek. Bu yıl içinde dördüncü kez bir araya geliyor abi iki isim. Evet. Ve önemli mesajları var. Şeyin, buradan hakkını vereyim, hatta selam da göndermiş olalım. Dün Milliyet Gazetesi manşetten Mitsotakis'in gelmeden önceki mesajlarını okurlarıyla paylaştı. Sevgili Özay Şendir Yunanistan'a gidip Atina'da Mitsotakis'le bir mülakat gerçekleştirmişti. Son dönemde çok da fazla hayata geçiremediğimiz bir gazetecilik örneğiydi açıkçası. Buradan tebrik edelim Özay Şendir'i. İsabetli ve güzel bir, iyi bir gazeteci. Güzel bir haber olmuş. Aynı zamanda da Sayın Cumhurbaşkanı da Yunan gazetesine bir demeç verdi. O Katemirini evet, demeç tamam, verdi. Evet. Orada da hem iki ülke ilişkileri hem onun beklentileri, çok önemli mesajları var Sayın Cumhurbaşkanı'nın da. Ez cümle mesele şu. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, meselemizi biz kendi aramızda çözelim. Dışarıdan bir müdahale çok kolay çözebileceğimiz işleri de çözümsüzlüğe itiyor, çıkmaza sokuyor. Biz uzun yıllara sari ilişkilerimiz var. Evet, yaralarımız da var. Evet, yani inkar edecek değiliz. Evet. Biz bunlarla mücadele etme yeteneğine sahip iki ülkeyiz. Deneyimine sahip iki ülkeyiz. Sen bunları çok da dinleme. Gel biz meselelerimizi beraber çözelim diyor. Mitsotakis de ben de sana karşı boş değilim demeye getiriyor evet meseleyi. Sen ne dersin? Ben şimdi şunu unutmayalım. Yani aslında belki de çok önemli cümle o. Yani meseleyi aramızda çözelim. Biz komşuyuz sonuçta. Öyle evet ya da böyle. 1453'ten beri aramız biraz daha fazla bozuk. Daha da biraz gelirken bunu söylemek yanlış anlaşılmasın. Ama geçmiş hocam. Yani abi sen diplomat değilsin. O yüzden geçmiş yani. frenli gitmeme gerek yok, onu söyleyeyim yani. Yani hayır, yani dış politika konuşurken de hani biraz daha dikkatli olmak babından söylüyorum. Eyvallah. Hayır şunu söylüyorum ya, yok ya, şaka değil gerçekten. Yani yaklaşık 1000 yıllık bir kontağımız var. Yani Yunan, eğer Bizans ve Anadolu, da Selçuklu, değil mi? 1071 Anadolu'ya giriş, Türklerin ve işte Yunanlı dostlarımızla bir araya gelin. Dostlar, bak ne kadar kıvırıyorum. Balazlı Savaşı dostlarımız dedim. Bu da tarihte o göze bakmak lazım. Ben sadece şeyden hatırlıyorum.
turist rehberliği yaparken zaman zaman böyle akşam turları, özellikle Yunanlılar da çok bizim Türkler gibi akşam eğlencesi severler, boğaz turları falan olurdu. Türkçe bilen Yunanlı rehberleri olurdu. Yunanlı rehber bulunmayınca Yunanca, Türkçe, Yunanca bilen bir rehber, onların lideriyle biz sohbet ederek ben şey nasıldı abi, gerçekten kültürel olarak birbirine çok, çok yakın aynen. iki halk olduğundan onu bahsedilir. Bırak, yani mesela iki tane halk vardı, çok millet gene çok yorumlayacak. Mesela iki tane millet vardı ki ben bu konularda biraz iyiyimdir. Yani surat hafızası olarak söylüyorum. Bir de hı hı. özel ilgilendiğim bir alan. Bilirsin değil mi? Hani milletler, ırklar, Çerkez, Aynen öyle. Kafkas kökenliler, Mongoloid ırk, Eskişehirli misin, abi sen Karadenizlisin, sen göçmensin, Noybazar mı diye çok tutturmuşluğum vardır. İlgi anım. Yani seviyorum bu konuları. Şöyle bir söyleyeyim. Yunanlılarla Türkleri o kadar çok benzer tarafları var ki. Fiziksel benzerlikleri çok fazla. Hocam bir yıldır aynı bölgede kültürel yaşıyoruz. Benzerlikleri de fazla. Çok çok fazla. Yani bize en yakın millet o açıdan batıda Yunanlılar. Bakıp da ayırt edemeyeceğin kadar benzer bir millet daha var mesela Suriye. Osmanlı döneminden tut. Irak. Bu bölgeye baktığın zaman da sokağa çıkar İstanbul'da ya da bir tanesini Kerkük'e götür. Şam'dan bir tane Suriyeli al. Buradan da oraya götür. Dışarıdan konuşana kadar onun Türk mü Arap mı olduğunu anlayamazsın. Anlayamaz. İzmirliler de öyledir. Yunanlar da çok benzerler. Neyse bu gereksiz bilgiden sonra. Yok hayır bu çok bu aslına gerçek. Bakarsan bir, kıymetli bir ayrıntı. Tabii. Şeyi o zaman ben de yani, araya girip bir notumu yemeğinden tut. Ekleyeyim. Birçok kültürel edersin. Benzerlikler. Kültürel alandaki benzerlikler. Yaşam tarzları, eğlence anlayışları, espri anlayışları. Bak kültürlerin birbirine çok yakın olduğunu bizzat müşahede etme şansımız olmuştu. Bundan birkaç ay evvel. Türkiye Araştırmaları Vakfı ile birlikte Atina'ya gitmiştik. Evet. Türk-Yunan Medya Forumu kapsamında. Orada gerçekten de bunu gözlemleme imkanımız olmuştu. Evet. Kültürel yakınlığı gözlemleme imkanımız olmuştu. Halkların birbirine aslında bakarsan çok yakın oldu. Bunun tabii esprileri de vardı. Mesela bir tatlı yapmışlar. Şimdi cacık isim bilirim de Lokmakis. Ya şimdi şöyle bir şey, burada çok fazla detay vermeyeyim. Bu detayı verirsem altından kalkamam. Hani çoğu bizim tarafımızdan doğru. Baklava falan diyorsan, yani evet. Baklava bize de ait değil aslında bakarsan. Yani o hikayesi uzundur. O daha Orta Doğu tarafı değil mi? Araplarda. Tatlı bizim, biz seninle bunu daha önce konuşmuştuk. Hikmet abi, tatlı kültürümüz o Arap coğrafyasından... Tabii. Şöyle şerbetli. Şekeri bilmem ne kadar bin yıl boyunca işleyen bir medeniyetle göçebe yaşayan medeniyet aynı değil. Oradan mı geliyor? Ne şarabın şekeri, ne şamın, Arap'ın ne, yüzü. Ne şamın şekeri, evet. Ne Arap'ın yüzü. Aynen oradan geliyor. Yani bu detaylar tabii şey artık şey mizah konusu olmaya başladı. Bazı bir sürü olmayan şeyler de ortaya çıktı. Hı. Bir berakis bilmem ne, sonra ikiz koyuyorsun. Hatta bu konuda biliyorsun o şeyi de. Recep İvedik'te de vardı. Espri konusu olmuştu. Çoğu yanlış doğru problem değil. Ama mesela bizim kullandığımız enteresan bir çatakis geliyor. Mesela bizim balıklarımıza bak. Palamut, çinekop, istavrit. Hep Rumcadır. İsimleri. Hani gemicilik terimleri de öyledir. Mesela iskarmoz. Bunlar hep Rumcadır. Hatta benim çok kullandığım ktipyos. Oğuzda bitenler. Evet. Kelimelerimiz eski İstanbul. Tabii. Rumcadır. Dilinden. Tabii Rumcadır. Çünkü onlar işte ne kadar, işte şu kadar bin yıllık balıkçıydı. Biz de Orta Asya'dan göçen bir kavim olarak da balıkçılıkla orada tanıştık. Doğru. Yani bir sürü bu çok uzun. O yüzden şöyle bu yumuşak olayı yumuşatıyoruz. Girizgahtı 1453 dedim ya. Ne kadar birbirimize orayı toparlamaya çalışıyoruz. Rumlardan çok şey öğrenmişizdir. Çok şey üretmişizdir. Ya eğer yanılmıyorsan. Osmanlı'nın zenginliği de budur zaten hocam. Tamam. Bak yanılmıyorsan bu görüntüler. Az öncekiler. Bak arkadaşlar. Enteresan bak 10 dakika hiçbir şey beden konuşuyordu. hoş geldin. Vahdettin Köşkü'nden olsa gerek. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bu görüntü. Bir pazar günü ben bunu daha önce programda anlatmıştım ya da seninle ikili diyalogumuzla anlatmıştım. Evet, biz çok bir pazar günü haber merkezindeki arkadaşlarımı aradım. Hani ne var ne yok, her şey yolunda mı falan diye. Kanala gelmemiştim o gün. Aradım. Dediler ki evet ama bir plansız gelişme oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'yla Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi. Aa, beklediğimiz bir şey miydi? Hayır, beklediğimiz değildi. Öyle bir komşu ne olacak? Çalışma ziyareti yani nezaket ziyareti. Mesafede yakın. Ha iyi tamam o zaman dedim ama Hikmet abi.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın bende oluşturduğu güven unsurunu orada bir kere daha tetkik etme imkanım olmuştu. Plansız baş başa Yunanistan Başbakanı ile yapılmış olan görüşmede benim yöneticim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan acaba ne vermiştir diye bir endişeye beni hiç sevk etmedi. Tabii biliyoruz çünkü. Çünkü geçmişte de pek çok yöneticileri tabii hatırlıyorum yaşım gereği. Hani böyle bir görüşmeyi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan önceki liderler döneminde olsaydı eyvah ne yaptık acaba Kıbrıs'ı mı verdik ne oldu ne bitti diye endişe ederdim. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ile o baş başa Miçotakis'in o tarihte yapmış olduğu görüşmede dedim ki ya Sayın Cumhurbaşkanı bunu bir tokatlamıştır tabiri yerindeyse. Ya da biz bir şey almışızdır, bir şey vermemişizdir diye düşündüm. Dolayısıyla bu güveni de orada bir hatırlatayım istedim. İşte ben demin aslında o cümleyle ben mevzuyu kapatırken onu da hatırlatayım tabii. Biraz önce bayağı olayı sohbete şeye döktük, içine kopa falan getirdik. Ama şöyle bir hangi ifadeyi kullandı? Tüm sorunlarımızı kendi aramızda bir komşu olarak, bir dost ülke olarak çözebiliriz. Geçen sene ve ondan önceki sene. Hatırlıyorsun Amerika'nın, ABD'nin orada üs kurması, askerleri koyması, işte Fransa'dan Rafael'ler, işte Amerika'dan... Dede Ağaca bir yığıma yapmıştı yığıma değil mi? Yığma falan filan. Bir anda çok şey konuştuk hatta dedik acaba savaş mı çıkıyor, ne yapıyoruz, bunlar buradan mı geliyor, zaten dünya yanıyor, burada Ukrayna bilmem ne var, burası Orta Doğu kaynıyor falan diye. Hakikaten ateş çemberi diyorlar ya, şaka değil, ateş çemberi içerisinde bir ülkeyiz. Kolay değil yani bunlar. Yani işte coğrafya kaderdir. Buradan başlayan cümleyi devam ettiriyoruz. Jeopolitik önemi, teopolitik önemi. Koyduğumuz zaman hakikaten kolay değil. Yani Türkiye bu adamların bu CHP kafası diyor ya biz olsak hiç kimseyle problemimiz olmazdı diyor Kılıçdaroğlu. El hak dedim, doğru söylüyor. Yani Kılıçdaroğlu söylediği tek doğru odur. Problemimiz olmaz. Niye olmaz? Çünkü abi dersin ki arkadaş ben sana biat ettim. Benim ülke, beni öldürme. Yaşat. Borç istersen ver. Ondan sonra kör topal ilerleyeyim ben bu dersen kabul eder. Yeter ki bağımsız politika icat etme onlara. Öyle mavi vatan falan iddialarda bulunma. Ben zaten emperyalizm benim işim o. Zaten sen de benim bir tane uç beyimsin orada. Tırnak içerisinde uç beyim. Oradaki görevlerini sen ifa edeceksin. İsrail'i koruyacaksın. Doğru mu? Ve gerekirse toprağına bir parça vereceksin. Oraya bir terör devleti kurdurabiliriz falan. Bunlara hayır dersen kavga çıkar. Bizim kavgamız bu. Ve bu kavga 1000 yıl sürüyor. Bak 1000 yıldır sürüyor bu kavga. Bu topraklarda. Ve bitmedi. Bitmeyecek. Bugün ABD'yi ortadan kaldır. Dünyada emperyalizm başka bir yeni bir döneme geç. Dünya dengesi. Hani o kurguladıkları bilim kurgu filmlerindeki gibi. Gene bitmez abi. Burası kıyamete kadar bu topraklardaki mücadele bitmeyecektir. O yüzden mecburuz diyorum. Bunu anlamak lazım. Neyse ama şu var. Mesela bak dünyada o üçüncü ülkelerin girdiği, tabii tırnak içerisinde emperyalistlerin müdahil olduğu her alanda kan ve gözyaşı dökülmüştür. Her alanda ama. Ta Asya Pasifik'ten tut, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar. İki tane kabileyi kavga ettirirler. Ruanda'ya girerler. Sierra Leone'u yok ederler. Sudan'ı ikiye bölerler. Güney Sudan ve Kuzey Sudan diye. Halbuki anlaşabilecekler diyorlar. Bir tanesi Müslüman yönetim, öteki işte kabilelerin olduğu, totemizmin olduğu başka bir bölge halledilebilirdi. Ama ne zaman ki ABD silahları John Garang aracıyla girdi, Sudan ikiye bölündü. Bak Rusya, Ukrayna halledilebilirdi. Bir daha söyleyelim. Ukrayna kurulmasında en büyük rol Rusya'nındır. Hatta maddi kaynak da ayırmıştır Ukrayna kurulurken. Milletler aynı, diller evet, aynı, evet. Her şey aynı. Kültürden bahsediyoruz. Ama Batı'nın dahiliyle Rusya korkusundan çok doğru analiz. NATO'yu genişletmek için bir girdiler orada. Bak kimse konuşmuyor. 2014 yılında Aralıkçı Donbas bölgesinde 14 bin insan öldü. Onu örgütleyen de Amerika'ydı. Orta Doğu da aynı şekilde. Al Irak işgali. Ya Irak Kuveyt'e girdi. Gazı veren ve dahil olan Amerika'dır. Birleşmiş Milletler'de ben karışmam senin. Bekle senin petrolündür dedi ABD. Bilemiyorum dedi Saddam'a. Girmesini bekledi. Peki o girdi. Orta Doğu'da o zamanki bütün Haliç ülkeleri şunu yapabilir miydi? İki tane ülke orada refüze edilmiştir. Bak tarihe çok iyi bakmak lazım. Yemen ve Sudan. Körfez Savaşı'nın birinci savaştan söz ediyorum. İran, Kuveyt işgalinden sonra iki ülke
ayağa kalktı ve şu ifadeyi kullandı. Sudan ve Yemen. Dediler ki asla buraya yabancı bir sokmayın. Eğer Hristiyanlar buraya girerlerse buradan çıkmazlar. O zamanlarda Suudi Arabistan bir tavır koydu ortaya. Şimdi ilişkileri gene bozmayalım onlarla. Daha önce vizesiz çok rahat bir şekilde kendi ülkesi gibi yaşayan Yemenlilere vize şartı getirdiler. Dediler ki bu Yemen'e Sudan'la zaten çok rahat ilişki kesebiliyorlardı. Ama adamın şu ifadesi çok önemli. Eğer biz bu toprakları Amerikan askerine sokarsak kendi aramızda halletmemiz lazım. Toplanalım konsey olarak. Suriye var, Irak var, savaş yok o dönemlerde. Onca Arap devleti var ve GCC dediğimiz dünyanın petrolü orada. Bu işi kendi aramızda halledelim. Etmediler. Ne yaptılar? Dediler ki Amerika gel. 300 bin asker yığdılar oraya. Ne oldu? Milyonlarca insan öldü. Şu andaki pozisyonun ilk adımıdır o. O yüzden şimdi, Türkiye, Yunanistan, Erdoğan dünyanın en doğru çağrısını yapıyor bence. Yani biz bu, meselelerimizi kendi içimizde çözeriz. Aslında kadar basit geliyor değil mi? Hani okulda sınıf çalışması yaparken ilkokul talebelerine verebileceğim bir akıl bu. Arkadaşlar lütfen meselelerimizi kendi değil. Çok küresel çapta düşün. Evet. Eğer biz Yunanistan'la Allah muhafaza çatışırsak kim kazanır? Hiç kimse kazanmaz. Ama emperyalistler göbek atarlar. Doğru. Doğru mu? Neticede bu iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin... Hoş geldin Miçotakis. Yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Hoş geldin Miçotakis. Evet, inşallah. Çok da az vaktim kaldı. Tabii öyle denk geldi diyeyim eğer kabul edersen. Miçotakis'in Türkiye ziyaretinin kritiğini yaptıktan hemen sonra bir hafta sonu vefat haberi gelmişti. Ayasofya davasını kazanan İsmail Kandemir, Allah rahmet eylesin, amin. 79 yaşında Allah rahmet eylesin. Hayatını kaybetti. Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda verdiği hukuk savaşıyla tanınıyordu İsmail Kandemir. Ve en son 24 Temmuz 2020 Cuma günü Ayasofya Camii'nde kılınan Cuma namazında da bulunmuştu. Ve kuşlar gibi uçuyorum, başardık. Demişti ifadesinde. Allah rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Mekanı cennet Allah olsun, makamı eylesin. Ali olsun. Amin. İşte Miçotakis'in ziyareti esnasında ben de bunu da bir söyleyeyim istemiştim. Artık süremizin sonuna geldik. Bir de Mete'miz var. Mete Gazoz. Gazoz ya. Helal olsun. Açık hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda yine tam isabet. Helal olsun. Çok onur duyuyoruz ya. Ne kadar güzel böyle fırıl dünyada fırıl, tertemiz. İşte niye seviyorsun peki bunu? Böyle dünyada herkes bir şey yapıyor. Spora geliyorsun. Yazıyor. O da Türkiye yazıyor ya. O güzel bir şey değil mi? Ya. Hani mesela güreşçimiz birinciye çıkıyor. Çok güzel bir şey. Rahat bir sporcu. Ya, yani bakıyorum da şeyde... Ya bizim için çok kıymetliydi hocam. Eskisi... Bak şöyle hatırlatayım mı sana bir şey? Şimdi bu sözcüde tarihe gideceğiz. Sözcüde yok mu haber? Ben bakmadım ama. Bilmiyorum. Ya onlar herhalde ona da dokunacak halleri yok. Yok, gazoz ol, şey, gazoz olma, görmemiş. efsane ol diyor ya. Yok, efsane olma, gazoz ol. İşte, evet. Zaten gazoz bir efsane artık yani. Gazoz bir efsane. Tebriklerimizi iletelim Mete Gazoz'a. Tebrik ediyoruz. Günün manşetinin sonuna geldik. Söyleyecektim. Ne söyleyecektim? Hani neden çok önemsiyoruz derken, hele bizim nesilden bir dönem çok kötüydü ya bu uluslararası çapta spor başarı çok azdı. Faaliyet ve başarı. Bir güreşi hatırlıyorum mesela. Bütün o ailecek ayağa kalkıyorduk. Salih Bora vardı. Arkasından Reşit Karabacak galiba. Bunu emin değilim. Evet. Arkasından mesela böyle isimler vardı. Dünya ikincisi oldu, dünya birincisi oldu diye. Şimdi bir sürü dünya şampiyonlarımız var, fark ediyor musun? Maşallah. Maşallah diyelim. Ama şimdi bu da hiç aklına gelmeyecek bir şey mesela. Normal şartlarda. Çünkü uzun süre Türkiye'de bu spor dalı, okçuluk yani. Gericilik ya. Tabii. Olur mu, yapılır mı? Osmanlıcı mısın sen? Belki de o yüzden okçuluk, sözcü okçuluk vermiyor. Bunu şey, çağ dışı buluyor olabilir. Bir bakalım bu meseleye yarın devam edelim. Neyse, Durum tamamdır. Manşetin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.